Demirdağ burası. İşte memleketimizin cennet köşelerinden biri. Tabiatın hiçbir güzelliği esirgememiş bir bucağı. Akarsuları, ormanları, binbir yeşille boyanmış zümrüt ovalarda otlayan çeşitli hayvanları, bire on, bire yüz veren cömert tarlaları, insanların mutlu olmaları için her gerekenin bulunduğu bir yer. İşte bazen gülerek, bazen duygulanarak, bazen de gözyaşlarıyla izleyeceğiniz bu garip hikaye, Çatallıköy denen yerde gerçekten yaşandı. Çatallıköy'ün tüm güzellikleri budalaca bir kin, nedeni bilinmez bir düşmanlık ve bilgisizlik yüzünden tatsız olaylara sahne oluyordu. Çatallıköy, iki büyük ailenin unutulmaz kan davasıyla ikiye bölünmüştü. Çıban başlarından biri Cukcukların Tevfiği denen dik başlıydı. Öteki de Zirzopların Recep'i. İkisi de birbirinden keçi damarlı, ikisi de birbirinden kindardı. Bu iki inat, Çatallıköy'de yıllar yılı düşman etmişti. Kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya. Kin, dostluk dolu selamları nefret bakışlarına çevirmişti. Kan davası, aileler arasında insanca bir çift laf yerine küfürler döker olmuştu ağızlardan. Çatallıköy'ün bereketli topraklarını cehaletin kör gözü karartmıştı. Ama kini, kan davasını, sersemce intikam duygularını hiçe sayan bir şey vardı. Aşk. İşte Cukcuklardan Tevfik'in kızı Emine. Emine, baş düşmanları Recep'in oğlu Veli'ye aşıktı. Aileler arasındaki kanlı kavgalar, kin ve öfke birbirine bağlanmasına engel olamamıştı bu iki gencin. Aşk, kan davası tanımıyor, aşk düşmanlığa kulak asmıyordu. Ve iki sevdalı, köyün çobanı Godaloğlu'ndan yararlanıp sık sık haberleşiyor, birbirleriyle buluşma yolu arıyorlardı. Seni çok özledim Emine. Menekşe gözü, bahar kokulu, bir tane. Seni gene pınar başında bekleyecek. Seni göremediğim günler, güneş bile gönlümdeki zindanı aydınlatamıyor. Sen benim ışığım, havam, hayatımsın güzelim. Veli'm benim, Veli. Ve işte Recep'in oğlu Veli. Çatallıköy'deki kör cehaletin gören tek gözü. Az buçuk okumuş, bilgisi aileleri arasındaki kan davasının dışında bırakmıştı onu. Düşmanlarının kızı Emine'ye sevdalanmıştı bütün yüreğiyle. İşte bu kara sevda, böyle bir çevrede aralarında kan akan iki zıt ailenin iki saf genci arasında bütün heyecanıyla sürüp gidiyordu. Bu büyük aşkın arasında geçici bir engel daha vardı. Delikanlının vatani görevi. Normal insanlar arasında bir engel sayılmazdı ama Veli'nin eniştesi Remzi, onun askere gitmeden önce amca kızı Şükran'la nişanlanması gerektiğini söylüyordu. Şükran'ı daha beşikten söz kesmişlerdi Veli'ye. İyi, Allah'lık bir kızdı. Oha, oha! Kız Şükran, utanmıyor mu ulan başına erkeklerin yolunu kesmeye, ha? Vallahi görmedim Terfi emmi, gözlerim çıksın görmedim. Geldiğinizi görsem behlemem mi? Hiç bile bile yoldan geçen erken yolu kesilir mi? Sus ulan, sus! Utanmadan bir de karşılık veriyor, namussuz zırzoplardan değil mi, ne olacak işte? Ne ağlıyorsun kız? Ne oldu? Söylesene kız, ne ağlıyorsun? Koyunun yolunda bilmeden Cuhcuhların Tevfik'in önünü kesmişim. Vallahi görmediydim. Kadınlar erkeklerin yolunu keser mi hiç? Görsem hiç beklemem mi geçmelerini? Dargınız diye bile bile kestim sandığı yolunu. Bir de utanmadan sövdü saydı değil mi? Sus sen kızım. Hiç o köpeğin laflarına ağlanır mı? Kocaman herif utanmayı ağlanmayı attı gari. Lan Tevfik, dosta yazık düşmana zor. Allah kimsenin başına vimesin senin gibisini. Duyduğum doğru mu Veli? Hangi duyduğun? Askere gidiyormuşsun. Erkek değil miyim? Vatan vazifesi mi? Tabii vatan vazifesi ama ayrılık. Sen bekledikten sonra o da geçer.
Ne zaman, ne zaman ayrı? Bir aya kadar. Enişte. Yaman kız ha. Bize ne elin kızından? Hadi hadi, saklama şimdi benden. Ne fısıldaşıyordunuz öyle burun buruna? Hiç. Kız tadından yenmeyecek kadar güzel. Güzel ama kısmeti yanlış kapıya çarmış. Saçmalama enişte. Benim gözümden kaçmaz. Ama gene sen bilin. Tam tanıdığım şu zırzoplar kadar ahlaksızını görmedim. Hele o veli olacak küçük yılan. Kafasını ezmeli ki Gorsun Gönül'ü. Geliyorlar. Kuzum Tevfik emmi. Gene kavga çıkarma ne olur. Bunların topunu temizlemek lazım bu köyden. Benden mi bahsediyorsun Tevfika? Yok, ebende. Benim seninle bir alışverişim yok. Bak hele, sen kimsin lan benimle alışveriş olacak? Yıkıl karşımdan! Böyle sözlere ne hacı Tevfik? Bırak dayılı. Ulan topunuzun kanını içmezsem şu köyün ortasında eşeğim diye anırırım. Anırmak keyfinin bileceği şey ha. Senle bir zıtlığım yok benim. Yok ama senden kaçacak kadar da korkak değilim. Süs lan Yezid! Bir yumruk vurursam kafanı soğan kırar gibi kırarım. Amcan Kazım'ın karısını dağda 6 ay oynattım, az geldi galiba. Yakışır mı bu laflar sana? Sırası mı şimdi bu lafların? Büyüklere saygım çok Tevfik ağa. Çok diye de kaçırtamazsın beni karşımdan. Ulan koy verin bakayım şu ağzı sütlüyü. Koy verin de şunu derede eşek gördüğüm gibi döveyim. Yeter artık Tevfik. Sizin yüzünüzden koca köyün tadı tuzu kalmadı. Bu ne bu yahu? Birimiz Alman, birimiz Rus muyuz yani? Bırak enişte. Bırak da görelim şu saygıya değmez adamın hünerini. Şuna bak, hala karşılık veriyor. Bırak dedim enişte. Ne yapacaksa yapsın. Tutmayın ulan! Sıkı tutun! Bırakın beni diyorum! Hadi acıdım gene. Merhametli saatime rastladın da canını kurtardın gayri. Tutun lan. Bir daha karşıma çıkarsan o ağzını çarık yırtar gibi yırtarım. İmiğini sıkarım vallahi billah. Elinden gelen ardına koma. Etrafına güvendi. Güvendi de ne oldu? Peki sen kavga sevmezdin hani? Nasıl diklendin şaştın? Korkup kaçtı diye köyün diline düşmemek için. Aslında ben İyi geçinmek için elimden geleni yapıyorum. Yapacağım da. Bir kafasını kıramadın mı ahlaksızın? Bir daha çatarsa fur. Akıt köpeğin kanını. Akıt ki bir erkek evladın var diye göğsüm kabarsın. Beni bunun için mi çağırdın? Yo, şey için çağırdım. Şükran'ı gördün mü? Hı, gördüm. Demince ki çavuldaydı. Konuştun mu? Ana, ikide bir konuş der durursun. Ne konuşayım? Aa, oğul. Şükran el mi? Öp öz emmenin kızı. Yakında nişanlın olacak. Açıkçası ben Şükran'la evlenmek istemiyorum. Ana! O ne biçim söz? Ne yapayım? Küçükten beri bir arada büyüdük. O benim bacımdan farksız. Sen delirdin mi oğul? Şükran'ın babası Kazım sülalemizin namusunu temizlediği için hapis yatıyor. Dediklerini duyarsa kahrından ölür. Daha bunu düşünemiyor mu? Sen bostan korkulu musun ki elimizdeki olmuş armuda elin ayılarına yedirelim? Ama ana! Anası yok. Zaten cukcuklar dünür salıp duruyor. Sen askere gitmeden bir yüzük takalım da kızın başı bağlansın. Hem baban mırın kırın ettiğini duyarsa çok kızar. Canım babam karışmaz ki böyle şeylere. Ne karışmasından bahsediyorsun sen? Baban nişanlanmanı benden daha çok istiyor. O söyledi bana sana söylemem için. Hadi, babanın emrine de hayır de bakalım. Şimdiye dek baban senin bir dediğini iki etti mi? Okuyacağım dedin, etek etek para dökerek okuttu. Lisenin ikisinde bir numaradan sınıfta kalınca hocalara kızdın. Ben artık okumam dedin. Peki dedik. Şimdi de babanın bu istediğini yapmazsan çok ayıp olur.
Hem yapacağın ne kir lan? Onun dediği kızla evleneceksin o kadar. Alt tarafı bir evlenme. Askere gidiyormuşsun ha? Öyle. Ne somurtuyorsun, askerlik bu, sünnet gibi. Erkeksen olacak bir kere. Beni sıkan askerlik değil, Şükran'la nişanlıyorlar. Sen koş git Emine'yi bul, buluşma yerimize gelsin. Şükran'la nişanlan, Emine'yi çağır. Garip bir iş. Hı? Ne garibi be, bilmiyor musun? Emine'yi seviyorum ben. Seni elimden askerlik alacak derken tüm kaçırdım. Al velim. Hatıram olsun sana. Keşke Allah canımı alaydı da seni benden almalarını görmez olaydım. Üzülme Emine. Ben senden bin kat üzgünüm. Ama biliyorsun köyün adetlerini. Akraba kızını dışarı vermemek için daha beşikte söz kesiyorlar. Beşikte kesilen söz sonradan yüreklerimizi dağlayan bir hançer oluyor. Bu ne senin kabahatin Eminem, ne de benim kusurum. Kusur kimin olursa olsun, ben velimi kaybettim ya, onu bilirim. Benim kaybım daha büyük Eminem. Sen benim dünyamdın, güneşimdin. Ama köydeki adetlerden, cahilce inatlardan daha büyük Allah var. Tanrı'dan kesmeyelim umudumuzu. Ne zaman gidiyorsun askere velim? Askerde tek sorum senden uzak oluşum Eminem. Yoksa tatlı şey askerlik. Çavuş, teğmen, yüzbaşı hep seviyorlar beni. Talimde görsen iftihar edersin velimle. Bütün gücümü senden alıyorum Eminem. Vatanıma layık, sana layık örnek bir er olmaya çalışıyorum. Bana hayat veren mektuplarını dört gözle bekliyorum. Gözümde tutuyorsun Eminem. Nefesimde, kalbimin her atışında sen varsın. Askerim, merdim, yüreklim, merhametlim benim. Bak neler yazmış benim. Çok güzel yazmış. Ben okumak bilmem ki bacım, sen oku hele bir yol. Sana da, koyunlarına da, keçilerine de çok çok selamı var. Sağ olsun, var olsun. Gözümüz aydın bacım. Neredesin lan?
Bodoloğlu koridorda yoktu da sırtmaça sığırları kattı. Geç ulan geç otur şuraya. Davar gibi ne bakıyorsun yüzüme, otur dedi. Oturuyorum baba. Beni iyi dinle. Bugün zırzopların Şükran'ı kaçıracaksın. Kabahat bizden geçti. Güzellikle istedik vermediler. Nişanlı dediler, söyle dediler, böyle dediler, yalan söyledi. Diyorsun ya kız nişanlı baba. Ne olacakmış nişanlıysa? Evli sayılır. Sayılsın ulan, sana ne? Ama yakalanırsak cezası çok ağırdır. Kaçırmaya mı çekiniyorsun ulan? Biz delikanlıyken babamız bir emir verecekti de... ...karşısında mırın kırın edecektik ha? Tövbe de tövbe! Ben evli barklı çoluk çocuk sahibiyken babamdan sopa yediğimi bilirim. Ben babamın bir hadi demesiyle zırzopların Kazım'ın karısını 6 ay dağda oynattım be! Size de arkanızdan ite ite zorla yaptırıyor işi! Erkeksin sezde ulan! Yapacağın iş ne ki sanki? Alt tarafı bir kız kaçırmak! Madem öyle istiyorsun, kaçırayım baba. Tabi lan! Göster erkekliğini! Kafa kağıdı erkek yazmayla erkek olunmaz! Neredeydin ulan? Sığırları filan da Yusuf katmış. Tıraş oldum da Tevfik'im mi? Kime tıraş oldum? Berbere. Elinin körü, bakkala tıraş olacak değilsin ya ayı! Beni dinle. Dinliyorum. Yusuf bugün zırzopların kızını kaçıracak, sen de yardım edeceksin. Olur. Amanın Tevfik'im mi? Ne olur beni bu işe katma. O ne demek ulan? Ben emrettikten sonra o ne demek? Ne diyor besliyorum seni ha? Gel bakayım buraya. Ben kullanmadığım eşeğe torba takmam. Dediğimi yapmadıktan sonra ne yapacağım ben seni? Sapınla sarımsak mı döneceğim ha? Kızma ağam, yardım edeyim. Yalnız sorması ayıp ama koskoca köyde kız kalmadı da... ...zırzopların kızını mı kaçırıyor? Sen ne konuşuyorsun ulan? Ben şimdi istesem zırzopların kızından kat kat güzel 40 kız bulurum oğluma. Hem de 5 kuruş başlık vermeden. Fakat sizin bilmediğiniz bir iş var işin içinde. Yusuf! Buyur baba! Oha! Eğer bu işi kimseye göstermeden becerebilirsen... ...metet de metet gari! Metet de metet gari! Köyün adamı, zırzopların kızı bu kadar dargın oldukları halde... ...sülalesine bir tekme vurup... ...cukcukların Tevfik'in aslan oğluna kaçmış dedi mi... ...şanımız köyleri aşar da... ...Emir Dağı'na varır! Benim de başım göğe değer, göğe! Ne zaman uyurlar ağabey? Neyle? Kalbim Ramazan davulu gibi gümlüyor. Az daha kalırsak öleceğim, öleceğim. Ne yapacağız şimdi? Horlamaları bekleyeceğiz. Yandık desene, ya horlamazlarsa? Orasını bilmem. Hiç kız kaçırmadım ki şimdiye kadar. Saklan, saklan be. Ulan lan ayı ne duruyor? Bacağını tutsana lan! Bacağını hadi deve, bacağını tut, bacağını! Tuttum, ben tuttum! Allah kahretsin ulan, benim bacağımı değil, kızın bacağını tut, bırak bacağımı! Karıştırdım, kızın bacağını yakaladım! Hadi yakala, hadi! Hadi bakalım işte, yürü yürü, kaçırıyoruz, yürü! Kaçırıyoruz! Allah kahretsin ulan, kızın evine değil, bizim eve kaçıracağız! Kapı açıyor! Bu tarafa, bu tarafa yürü, hadi çabuk! Haydutlar, kaçıracak başka kız bulamadınız mı? Peki kaçırdınız, ne olacak şimdi? Bilmem. Sahide. Sonrasını söylemedi Tevfik emmi. Ne uyduruyor? Ulan Tevfik! Biliyorum, zorla kaçırdın kızı. En zayıf zamanımızda vurdun bizi. Göl ile kaçtı diye yaymışlar herkese. Ben yayanlara kızmam da... ...Tevfik gibi adamın lafına inananlara kızarım. Allah'ın bir olduğunu bildiğim gibi biliyorum zorla kaçırdıklarını. Evelallah bizim sülalemizden onlara gönlüyle kaçacak kız çıkmaz. Maazallah öyle bir şey olsa... ...karlalarımı, evi barkı satar... ...göçer giderim bu köyden. Elimiz kolumuz bağlıymış gibi bomboş oturacağımıza... ...kalkın mahkemeye verelim bari. Ana! Demek sülalemizde bu kadar eli değnek tutan erkek varken...
Utanmadan arlanmadan mahkemeye düşeceğiz ha? Siz erkek misiniz yoksa bostan korkuluğu mu? Vah velim vah! Eskere gidecek zaman mıydı şimdi? Ne diyeyim canım? Arada mesele çıkmadan halledelim dedim. Böyle mi halledilir? Koskoca zirzoplar kendi intikamını almaktan aciz mi de mahkemeye veriyorsunuz? Fatma haklı. Ben ölem siz kalasınız. Hiçbir işinizi mahkemeye düşürmeyin. Bizim bir tarla mahkemesine gide gele, gide gele 5 senedir ayağımız aşındı. Bak İsmet, sen Veli'nin çocukluk arkadaşısın. Askerliğinin yarısını beraber yapıp önce sen tevhis oldun. Evet Fatma teyze. Sakın Veli'ye mektup yazıp duyurma bu Şükran işini. Aptal mıyım ben Fatma teyze? Veli terhis olunca sen karşılar, yumuşat, elinden bir gaza çıkmadan getir buraya. Bana kalırsa siz boşuna telaşlanıyorsunuz. Niye? Ben Veli'nin ciğerinin astarını bilirim. O Şükran'ı kardeş gibi severdi. Pek bozulmaz bu işe. Öyle deme oğul, iş iddiaya bindi bir kere. Gırnağa kadar bile sevmese cukcuklar kaçırınca iş değişir. Pek. Ben Veli'yi sağ salim köye getiririm. Veli gelinceye kadar siz ne yapacaksınız? Anlaşacağız onlarla. Veli olmayınca biz bu cukcuklarla başa çıkamayız. Lanet olsun! Ne halk ederse etsin de tek bizden bulmasın. Çok iyi edersin Recep emmi. Varsın o istediği kadar kötülük etsin. Siz hep iyilik edin de o utansın. Ne demişler? İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır. Eşek oşaftan anlar mı oğul? Anlar mı hey? Sahi mi diyorsun Şükran? Bir ay mı kalmış Veli'nin askerliğinin bitmesine? Bir ay kalmış ya. Kimden duydun? Godaloğlu söyledi. Recep emmim söylemiş kahvede. Veli'm askerden gelecek bir ay sonra. Veli'm gelecek bir ay sonra. Gelecek de ne olacak kız? Babam seni başkasına söz kesmedi mi? Söz ne ki? Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Ben ölürüm, öldürürüm kendimi Veli'mden başkasının olamam. Lan! Ne biçim ses onunla? Hiç baba. Nasıl hiç lan? Ben taktımı barnağımı ağzına cartarak yırtarım kulaklarına kadar. Ben başkasıyla evlenmem baba. Lan evlenmekte bir kızın ne lafı olur be? Sen alt tarafı bir kızsın işte. Yaşlı, 7 çocuklu, 3 karıdan ayrılmış. Sana ne ulan? Boşandığı karıların nafakasını sen mi vereceksin? Olmaz, yapamam. Heh. Beni ofis herife verirseniz kıyarım canıma. Bana bak kızdırma beni. Söz bir Allah bir bende bana adıyla sanıyla cukcukların Tevfik derler. Baba! Sen karışma be! İşte bu kadar. Benim gönlüm... Benim gönlüm Veli'de baba. Lan köpeğin tohumu! Kimdeymiş gönlün kimde? Veli'de. Sana bir Veli veririm görürsün cehennemin dibini. Kız moskop musun sen ulan? Damarında gavur karımı dolaşıyor da Veli davarının adını alıyorsun ağzına. Seviyorum. Öldürsen de seviyorum derim. Boğarım lan seni. Boğ. Atarım kör kuyuya. Ah baba. İster kuyuya ister uçuruma at. Başkalarının kollarına atacağını öldür daha iyi. Seni eşek domuzunun kızı. Görüyor musun Şükran? Veli'm yakında askerliğini bitiriyor diye sevinmeye kalmadan bu da geldi başıma. Ağlama bacım, ağlama. Elbet bir çaresi bulunur. Seni alacak adamı biliyorum ben. Baban yaşında. Ben babam yaşında bir adamla nasıl evlenirim Şükran? Hele biraz sabret. Babamın dediği dediktir. Bir kere bu böyle olacak dedi mi hiç kimse caydıramaz onu. Ben ölürüm. Ancak o zaman biter bu iş. Ancak o zaman. İsmail Çavuş. Vay Veli. Nasılsın bakalım? Hamdolsun iyiyim. Anam, babam, eniştem, Şükran, Godaloğlu. Hepsi iyi. Hepsi iyi. Şükran'ı ne zaman kaçırdılar? Duydun demek. Şimdi rahatı iyi ama. Hepimiz araya girdik. Düğün filan da yapıldı. Üzülme be Veli. Hadi gel. Asker ocağında üzülmeyesin diyerek sakladık senden. Duyunca birden hiddetlenip askerliğini yakarsın diye korktum. Ne düşünüyorsun oğul? İntikamın sermayesi ömürdür. Şimdi senin yapacağın bir tek şey var. Neymiş? Sen de Tevfik'in kızı Emine'yi kaçıracaksın. Kaçırmak mı? Nereye? Kanun var ana, jandarma var.
Sen elinde silahla dağa çıktın mı? Emirdağ'ın değil, Afyon'un candırması gelse yakalayamaz seni. Nasıl biraz soğunca inersin düze. Çabuk konuş kızlar. Acelesi yok ana. Acelesi yok ne demek? Tevfik satacakmış kızı. Vakit kaybedersek bu kozda gider elimizden. Bütün köy görsün bakalım. Kız zorla mı kaçırılırmış, göğünüyle mi? Hem kaçırınca kara erecek değilsin, korkma. Kaçır. Kaçır Yezid'in kızını, sonra koyver. Adı çıksın yeter. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk Emine. Nasılsın? İyi değilim ben. Niye? Bilmem. Hiç iyi değilim. Askerden geldiğime sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum? Dünyalar benim oldu. Çok sevindim ama... babam beni başkasına veriyor. Hem de dedem yaşında bir ihtiyara. Korkma Emine. Seni seviyorum Emine. Benimle kaçar mısın? Kaçarım beni. İstediğin yere, istediğin zaman kaçarım. Ama ben... seni intikam almak için kaçıracağım. Olsun. Kaçır da niye kaçırırsan kaçır. Yanında ölsem de gam yemem. Kaç aydır yolunu gözlüyorum. Fedakar Eminem benim. Haberini dört gözle bekliyorum. Bir haber sal, istediğin yere gelirim. Bana deme. Yazıklar olsun. Bir şey beceremeyeceğim. Kaçırıp öcümüzü alamayacağım da niye umduruyorsun beni? Bu kızı kaçırıp kötülük etmek... hepsini öldürmekten zor geliyor bana. A benim eşek oğlum. A benim uyuşuk oğlum. Alıp da garımı edeceğim cukcukların o pasaklı kızını. Ben Tevfik'in kızını gelin alır mıyım hiç? Kapımın eşiğine köpek olur onlar ancak. Erkek olacaksın göya. Yürek mi var sende? Öyle yüreğim olsa köpeklere doğrarım. Olsun. Ya kaçırayım evlendir ya da hiç kaçırmam. Etme oğul. İnadınla eritme yüreğimi. Al aklını başına. İntikam almak senden başkasına düşmez. Beni deli etme. Ana ne diyorum sana? Kız çok iyi. Ne babası Tevfik'e benziyor ne de sülalesi cukcuklara. Genç kız ahı çok tutar adam. Ben bu kızı kaçırıp da perişan edersem Allah da beni perişan eder. Tüh be. Zaten senden hayır gelmez. Deli. Kaçır çabuk. Kaçır da ne halt edersen et. Hadi durma, tamam mı? Oldu mu isteğin? Oldu anacığım. Kaçıracağım Emine'mi. Batsın Emine. Tabancan yanında mı? Yanımda ana. Nasıl haberleşeceğim? Emine'm tavukları yemlerken. Ye, bili 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 bili. Ye, ye, bili 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 bili. Ye. Geh geh geh, bili 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 bili. Geh geh geh. Emine. Beli. Karar verdim, yarın kaçıyoruz. Yarın mı? Evet. Öğleye doğru köyün ortasındaki meydana gel. Elinde iki testi olsun. Bütün köylünün önünde birbirine çalıp kırarız testileri. Ötesini bana bırak. Kız nasıl kaçırılırmış görsünler. Görsünler velinin kız kaçırmasın. Emine dur! Tavukları yemliyorum baba. Geh bili. Yemen batsın. 40 saattir peşkir bekliyorum. Alt tarafı besleyeceğim, üç topal tavuk. Saçım uzun, bağlasınlar konumu.
Yol kesmene lüzum yok Velim. Kaçır beni. Gidelim. Gidelim de bütün köy görsün bakalım kız kaçırmak nasıl olurmuş. Kız dediğin Türk yakarak, kız dediğin göbek atarak kaçırılır. Gavur Tevfik bize böyle idersen, ah gavur Tevfik bize böyle idersen, işte böyle kaçırırız kızını, amanın kızını. İsmi, kalk hele. Ne var kız? Kalk Edem, geç kaldın, neredeyse gün doğacak. Kız evleneli bir seneyi geçti, daha bir adımı demesini bile öğrenemedin. Ne öyle köpek çağırır gibi. İsmail! Azladırdır istemem, gönlüne getir. Evet. Buyur hele. Gel. Aldır. Pantolu getir. Alır Edem. Baş üstüne emme, tatlı konuşsan ölüm mü sanki? Fazla dıngırdama kız. Fazla dıngırdamaymış. Evlenmeden evvel dünya güzelim benim, gülüm, balım, selvi boylum diye yalvardıklarını unuttun değil mi? Lan evlenesiye kadar her bir erkek karı kısmına böyle ayaklar yapar be. Peki evlendikten sonra da hiç değilse 40 yılın başı bir tatlı laf etsen günah mı yazar Allah? Yasak es be. Kapı gibi nikahım var, hem belediyeden hem de imamdan. Sonra da kalkıp tatlım diyecekmişim. Ne olurmuş desen sermayeden zarar mıydı? Kız cayıl cayıl konuşma. İnsanın karısı kanuni bir malı demektir. Sana canım da desem benimsin, eşoğlu da desem gene benimsin. Kapı dövülüyor bak. Babahın kârında karga haltını yemeden hangi münasebe sizin biri ki? Kapı vuruluyor dedim, aç şu kapıyı. Gel. Selamun aleyküm. Vay Veli Çavuş! Aleyküm selam. Hoş gelmişsin. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk ağam. Atları kapıya bağladım İsmail, bir şey olmaz. Merak etme sen, hiçbir şey olmaz. Güzel, atları ağıra bağlayıver. Baş üstüne İsmail. Hayırlı olsun, kavuşmuşsunuz birbirinize. Sağ ol İsmail Çavuş. Dün köyün hak ortasında atlattım, arabaya kaçırdım. Zaten Emine'nin de gönlü vardı. Hayırlı olsun Veli. Esmi! Kendime otomafili geliyor. Jandarma peşinizde lan. Hadi samanlığın damından öteye atlarsınız. Kimse görmez sizi. Çabuk olun. Çalın kapıyı da sorun. Arkadaşı İsmail'in evi burasıymış. Eyvah İsmail, ne edeceğim şimdi? Korkma kız, aç bakayım yavaşça kapıyı. Ben açamam. Erkeksen gel de sen aç o kapıyı. Kız bu işin erkekliği karılığı olmaz. Aç dedim kapıyı. Korktuğunu belli etme sakın. Hadi. Olur İsmail. Nerede Veli Çavuş? Hangi Veli Çavuş? Arkadaşınmış, buraya gelmiş. Öyle, nereye sakladınız? Bilmiyorum başefendi. Çatallı Veli Çavuş asker arkadaşımdır ama bize gelmedi. Yalan söyleme. İnanmıyorsanız buyurun arayın evin her tarafını. Arayın evi. Buraya girdiğini görenler var. Bizi fazla uğraştırma İsmail. Belki mi yanlış görmüşlerdir. Gelin hanım, sen söyle bakalım. Nereye sakladınız? Ben ne biliyorum? Tarafta kimse yok Çavuş. İyi baktın mı? Baktım Çavuş. Orada da kimse yok. Geldiğimizi sezip kaçtılar herhalde. Arayalım çevreyi. Bir de dışarıda yakalarlarsa zavallıları, he?
Korkma kız, sen veliyi bilmezsin, cin gibidir o. Ya tarif ettiğin yolu samanlığın damını bulamadıysa? Sus kız, ağzı ayrı aç. O senin gibi kafasız mı ki samanlığın damını bulamayacak? İsmin, ben kafasız mıyım İsmin? Tevfik'in ne olduğunu bilmem mi? Tevfik'le altın bulsam gene bölüşmem. Öylesine çirkeftir. Ama oldu bir kere işte, sıvıştık. Buban ikimizin de yakınıydı. Senden başka çarem yok. Buraya aracı olmanı istemeye geldim. Peki ne diyeyim? Gidince Tevfik emmi? Barışın da bitsin bu işte. Ne kadar başlık teklif edeyim? 2500 liradan bir kuruş fazla verme. Ya ah derse? Canım, alt yanı bir kız. Verdiğimde 2500 kağıt, çakıl taşı değer. Kızma Recep emmi. Ben yarın sabah Çatallı'ya iner konuşurum Tevfik emmiyle. Akşamın ayrından sabahın şerri daha iyidir derler. Sen burada kal bu akşam. Ben duramam oğul. Köy ne oldu, veli ne oldu? Meraktan çatlıyor. Hadi eyvallah. Sen yarın erkenden gelirsin. Olur. Hadi eyvallah. Güle güle emmi. Acırım şu Emine'nin halına. Dağ bayır demeden aç susuz kaçar. Evlendikten sonra da benim gibi yüzü tükrükten başı yumruktan kurtulmaz. Lan! Sade yumruk mu benden gördün? He. İteklesem de, köteklesem de sevmem mi beni? Ey, sevmem olur mu? Hayır! Yürüyemeyeceğim artık, belim çok yoruldum. Mağaralara kadar dayanman lazım, geceyi başka yerde geçiremeyiz. Aslan kızım benim, hadi benim erkek kızım, hadi. Ulan veli, ulan domuzun dumdum kurşunuyla vurulası... ...şerefimi iki paralık ettin. Merak etme Tevfik emmi, eli akıllı. Aklı batsın, bana ne aklından? Akıllı olan mağaralara sığınır, orada kıstıracağız onları. İşte Eminem, geldik. Mağaradalar. Kazla be aslanım! Basıldık. Allah'ım, geliyorlar, ne olacak şimdi? Teslim olacaksın. Hayır, ölürüm de ayrılmam senden. Davranın jandarmalarım! Teslim olun, kaçamazsınız! Bırakma beni Velim. Mecburuz, git sen teslim ol. Hayır. Karşı gelemeyiz, kan akmasın boşu boşuna. Hayır diyorum. Mecburuz sevgilim. Sen dön babana, söz veriyorum, erkek sözü. İnan ki ilk fırsatta gene kaçıracağım seni. Hem de yakalayamayacakları bir şekilde. Fazla konuştunuz, teslim olun! Kaçmaya da çalışmayın hiç! Hadi. Ya sen? Bakma bana. Seni de yakalarlar. Korkma, ben kuş olur uçarım.
kaçıyor! Vurun! Durun! Velimi vurursanız ben de kıyarım canıma! Durun! Gelsin, gelsin, gelsin de kaçırsın bakalım, bir daha olmaz o! Ben adama kız kaptırmam artık! Sen de silahına darağın vursaydın baba! Vursaydın da kurtulsaydık! Jandarma vardı! Jandarma yanında bize iş düşmez! Baba! Düşüne düşüne geberip gideceksin ayı olayı! Döveceğim, dövülecek yerin kalmadı! Söveceğim, sövülecek halin kalmadı! Bir laf etsene kız! Şükran, Şükran kız! Buyur baba! Gel. Şu deliye bakarak ol! Bakarak ol da kendini kuyuya neyin atıp zıbartmasın! Olur, olur baba! Seni anlıyorum, seni anlıyorum emme. Elimden hiç, hiçbir şey gelmiyor emene. Ben gidiyorum baba. Oha! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Tevfik emmi. Aleyküm selam, hangi rüzgar attı? Seni görmeye geldim. Kaynanan da seviyormuş seni, tam vaktinde geldim. Kız Şükran, çorba getir! Şükran! Gettin baba, gettin! Bak, bak! Hoş gelmişsin. Hoş bulduk bacım. Hadi bakalım İsmail, buyur! Su küçüğün sofra büyüğündür derler Tevfik emmi. Hele sen buyur. Baban nasıl? Sizlere ömür Tevfik emmi, ha? Babam öldü. Deme be, sahi öldü mü? Gördün mü bak, çok üzüldüm vallahi. Şimdi yemek mek yemem üzüntüden. Keşke söylemeseydim, yemek vakti iştahını kaçırdım. Nasıl öldü İsmail? Şimdi onu anlatmak uzun sürer Tevfik emmi. Anlat oğlum anlat, ha senin evin ha benim evim, ayrı gayrı mı var aramızda? Ne anlatayım be Tevfik emmi, doktor ilaç kâr etmedi. Bir ay evvel babam da öldü. Ya Allah rahmet eylesin, Şükran! Kaldır şu çorba tasını da öteki yemeğe getir! Şükran! Ha, geldin baba, geldin! Yürü! Ha, hadi, buna da buyur İsmail! Sen buyur Tevfik emmi! Bakayım, anan nasıl İsmail? Anam da sizlere ömür Tevfik emmi, öldü! Hayır mı be? Bak ya, çok üzüldüm vallahi! Peki, anan nasıl öldü İsmail? Nasıl ölecek? Ya. Bayağı öldü işte. Elhamdülillah, doyduk değil mi? Kız Şükran! Kaldır şu sofrayı! Afiyet olsun baba! Sen yiyeydin İsmail, ben doydum da. Sağ ol Tevfik emmi, sayende ben daha çok doydum. Hem kusura bakma, sofra başında sana acı haberi verdim de iştahın kaçtı, hiçbir şey yiyemedin. Olsun canım, ne kıymeti var. Tevfik emmi, gelelim asıl meseleye. Hayrola İsmail. Tevfik emmi, darılma gücenme. Ben buraya bir ara bulmaya geldim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Emine'yi veliye istiyorum. Yo Tevfik emmi, ben dostluğuna güvenerek 8 saatlik yoldan geldim. Bana kalırsa hem kız meselesinde anlaş, hem de barışın gayrı canım. İsmail, senin hatırını kıramam ama bu iş bildiğin gibi değil.
Barış da gerisini bana bırak Tevfik emmi. Hepimiz insanız. Aslansın deyince sevinir, eşeksin deyince kızarız. Halbuki o da hayvan, o da hayvan. Ama iş bildiğin gibi değil. Biz bunlarla ta babalarımızdan beri, gençliğimizden beri dargınız. Hem de kanlı bıçaklı. Ya. Peki babalarınızın dargınlığı neymiş? Babamla Recep'in babası İstanbul'daki Galata Köprüsü'nün kaç adım olduğuna dair iddiaya girmişler. Babam, ben İstanbul'u sizden iyi bilirim. Galata Köprüsü bin adımdan fazladır demiş. Onlar da bin adımdan azdır demişler. İstanbul'a adam gönderilmiş, ölçülmüş, biçilmiş köprü bin adımdan az çıkmış. İşte o zaman zirzoplar, gördün mü benim dediğim çıktı, ben İstanbul'u sizden iyi bilirim diye övünmüş. Babam rahmetli, çok çakal adamdı. Sen de babana çekmişsin Tevfik emmi. Babam hiç yutar mı bu oyunu? Köprüyü kısalttırdın demiş. Öyle ya, adımlamaya giden adam bizim sülale dendi. Onun söyleyeceği yalan olmayacağına göre garanti kısalttırdı bunlar köprüyü. Olur mu Tevfik emmi? Koskoca köprü kısaltılır mı hiç? Hem kısaltmaya kalksan hükümet müsaade etmez. Kısalttırır bu ahlaksızlar. Benim dediğim olsun diye kısalttırır bu ahlaksızlar. Kısaltılamaz Tevfik emmi. Kısaltmaya kalksan köprünün bir ucu suya düşer. Hem koskoca köprünün kısaltılabileceğini düşünüyorsun da... ...yanılabileceğini hiç düşünmüyor musun? Biz yanılmayız. Biz bin adımdan fazla dedik. Köprü mü bilecek bizim sülale mi? Hadi bakalım, öyle olmaz ama neyse. Sonra? Köyün dışında bir tarla vardı. Dapusu kimin olduğu filan belli değil. İki cambaz da deyip de oynamaz. Bizimkiler gene iddialaştılar. Tarlanın her iki başına iki sülaleden birer adam geçecek. Hangi sülalenin adamı daha çok konuşursa tarla onun olacak. Ve de köyün tek ağası o taraf olacak. Sabah erkenden tarlanın başına bütün köy halkı toplandı. Bizim sülalenin adamı başladı konuşmaya. Onların adamlarında hiç ses yok. Bizimki konuştu, onlar sustu. Bizimki konuştu, onlar sustu. Neden susuyor bu herif dedik. Ama babam hemen anladı. Zirzoplar adamlarına afyon yutturmuşlar. Onun için susuyormuş. Olur mu canım? O konuşuncaya kadar sizin adam da konuşmayaydı. Hep hile yapıyor ahlaksızlar. Babam itiraz edince cınnakçı dediler babama. Babam haklı olarak sövdü. O gün orada daş, değnek, yumruk bir meydan kavgası yaptık. Yaralanan olmadı ama biraz ölen oldu, çok şükür. Ama gene de alamadık hırsımızı. Bak İsmail, hepsini başından sonuna kadar en küçük bir yalan katmadan anlattım. Tırnak kadar bir hata var mı bende? Kabahat hep onlarda. Kusura bakma Tevfik emmi ama bunlar hep calıcılı işler. Hepsini toplasan bir incir çekirdeğini doldurmaz. Doldurmaz emme. İş bir yol iddiaya girdi. Beni dinlersen şu fani dünyada kavga dövüş hepsi boş. Ever şu gençleri. Ne kadar başlık isten? Olmaz İsmail. Olmaz deme Tevfik emmi. Sen onları öldür. Onlar seni öldürsün. Köyün yarısı mezara, yarısı hapse geçsin. O zaman daha mı iyi? Hadi Tevfik emmi, benim hatırım için. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü kara derler. Ne kadar başlık isten? Beş bin! Çok değil mi Tevfik emmi? Çok değil İsmail! Senin büyük hatırın için bu kadar az istedim. Tevfik emmi, vallahi pek çok be. Biraz in canım. Hadi ineyim ama en sonunu söylüyorum, başka inemem gayrı. Bu da sırf senin büyük hatırın için 4000 lira. 4000 lira mı? Gene çok. Sen onlara 1500 lira verdin. Bir de onu düşünsene. Sen benim onlara 1500 verdiğime ne bakıyorsun İsmail? Şükran bize kendi gönlüyle kaçtı. İstesen bir kuruş bile başlık vermezdim. O kadarını da aç karınlarını doyursunlar diyerekten efendiliğimizden verdim. Neyse. Hele sen bir daha ver elini de 2000 olsun. Git işine canım. 4000'den aşağı inmem. Sermayesi bile değil. Kızın onca yıl yiyip içtiğini hesapla hele. Hadi Tevfik emmi, ne senin dediğin ne de benim dediğim 2500 lira. Olmaz İsmail, kurtarmaz. 2500 lira dediğin nedir ki? Şimdilik hayat pahalı. Sonra benim kızlarım beyaz gelinlikle girdikleri evden ancak beyaz kefenle çıkarlar. Canım veli kötü mü? Emine'yi veliden iyisine mi vereceksin? Maşallah, boy pos yerinde.
aslan gibi oğlan. Boy devede de var ama 40 tanesi bir eşeğin ardından geliyor. Hadi Tevfik emmi, 2500 iyi dedim mi iyidir. Evet dede, erkeklik sende kalsın. Tamam mı Tevfik emmi? Hadi bakalım İsmail, verdim gitti. O da senin güzel hatırın için ha. Burada, koşun, bıstırdım, yakalayın başefendi. Başefendi, kaçıyor, yakalayın. Ulan Tevfik, yazıklar olsun. Sus lan, fingirdeyip durma. Senin yüzünden ne dirilik kaldı ne düzen. Şu kalleşlik yapılır mı şimdi? Hiç utanma, arlanma yok mu sende? Yok gayri, yok. İşte başefendi, şu adam velinin babası, bunlar da adamları, hepsi bir oğlum köyün hak ortasından kızım Emine'yi kaçırdılar. Şahitlerim de var, hepicinden davacıyım. Yakalayın şunları! Söylediklerine bakmayın başefendi, bundan böyle benim ne babam var ne de kimsem, ben veliyi istiyorum. Duydun mu? Sus kız! Susmayacağım. Babamsın ama gene de susmuyorum işte. Rahat bırak beni gayri, yeter çektiklerim. Gönlümle kaçtım veliye, bunu mu söylememi bekliyordun? Bayağı da gönlümle sus kaçtım. Sus dedik kız! Susmuyorum işte, hakime de aynısını diyeceğim. Bir bir anlatacağım hepsini. Şimdi elime alırsam kırmadık yerini bırakmam! Hele kızının koluna dokun da, bakalım kimin kırılmadık yeri kalmıyor görürsün. Ne ahlaksız, ne şerefsiz adamsın be! Ağlama kızım, ağlama! Duydun mu başefendi, bundan bir daha davacıyım. Herkesin içinde aleni hakaret etti bana, benim şahsıma. Davacı olmazsan gönlüm kalır. Ulan evdeki karına rayattırmaya gücün yetmez, candırmanın yanında efelik yaparsın. Senin bu yaptığın yayıtlık değil, çirbeli! Çirbe! Hadi bakalım, burada konuşmanın hiçbir faydası yok. Mahkemede bol bol konuşursun. Ya yürü kız! Ana! Yakalatmadın kendini, aferin. Şaşırtma yaptım ama. Dinle beni. Şimdi gidip Tevfik denen o gargılıklıyı öldüreceksin. Anlıyor musun? Cukcuklardan karşına kim çıkarsa öldüreceksin. Ben kimseyi öldürmem ana. Ana, bir insanı, bir Müslümanı öldürmek... Allah'ın verdiği canı almak insanlara düşmez. Peygamber misin sen? Nişanlını altındaki garını aldıkları için mi merhamet ediyorsun? Korkak! Baban mahkeme kapılarında sürünsün, sövülsün. Sen garılar gibi otur benim yanımda. İyi dinle beni. Artık dinlemek istemiyorum ana. Lan Tevfik. Oğlumun bu kadar korkak olduğunu bileydim, ben öldürürdüm seni bu kadın halimle, ben öldürürdüm. Yavrum, Veli, Veli, bir ayağım çukurda zaten, beni öldürecek misin? Nasıl dayanayım ben bu kadar acıya? Ben dünyayı boynuzumda tutan sarı öküz müyüm? Sarı öküz müyüm? Anlat bakalım Tevfik efendi. Ben veliden şikayetçi değilim hakim bey. Çünkü kızımı İrece bile Remzi kaçırdı. Yalancı domuz. Hadise günü veli çatallı köyde bilem değildi. Sırf babasını himaye maksadıyla suçu üzerine yalan! Susalım! Oturun lütfen. Devam et. Ayrıca hakaret cihetinden davacıyım. Ben sümme haşa yalandan Ezrail gibi korkarım. Ezrail alsın senin canını!
Hünkârın ifadesine göre suçlu sen misin Recep Efendi? Hayır hakim bey, kimse kaçırmadı beni. Gönlümce gittim, severek, isteyerek gittim. Yani kimse zor kullanmadı mı sana? Hayır, ben kendim söz verdim veliye. Kendim istedim kaçmayı, kendim kaçtım. Dokunma kıza, bırak bildiğini söylesin. Kız büyülü hakim bey, odal oğlu var çobanım. O da sorun bir de. Vallahi hakim bey emmi... Hakim beye emmi denmez. Öyleyse hakim bey enişte. Vallahi... Vallahi ne? Doğrusunu istersen kız sevdalı veliye. Kendi kaçtı. Yaşar mısınız? Kendi kaçtı. Billahi ya kendi kaçtı. Ne söylüyorsun ha? Hakim bey yalan söylüyor vallahi. Senin dümdük seni. Mahkemeyi sağ salim bitirdi. Şimdi ne yapacağız? Bilmem ki ana, bilmiyorum. Şuna bakın ümmeti Muhammed. Sanki başkasının karısını elinden almışlar gibi, bilmiyorum diyor. Ne yapayım ana, ne yapmamı istiyorsun? Ne yapayım var mı oğul? Git tepin evini bas. Verin benim karımı da. Vermiyorum diyeni vur, vermeyeceğiz diyeni vur. Ondan sonra karının kolundan tut, götür evine. O zaman ne olacak? Beni yakalayıp hemen hapsederler. Karımı bu şekilde alırsam ne faydasını görürüm ben karının? O burada çürüyecek, ben hapishane köşelerinde. Sen hiç merak etme. Sen hapishanedeyken ben Emine'ye kendi kızım gibi bakarım. Vallahi bakarım. Gözünüzü intikam bürümüş. Siz ne dediğinizi ne ettiğinizi bilmiyorsunuz. Keşke o intikam senin gözünü de bürüse. Bürüse de karılar gibi korkak olmasan. Şu boyundan posundan utan lan. Adamda biraz ar, namus, haya olmalı. Güzellikle halledelim anacığım. Gidip Tevfik emmiyle konuşalım. İkide bir emmi deyip durma şu gargılıklıya. Hem öyle güzellikle konuşacak, barışacak adam nerede? Ben konuşurum, siz bana bırakın. Olmaz oğlum, olacak iş değil senin bu söylediğin. Tövbe tövbe! Bu çocuğun eşekliği öldürecek beni! Bana bırakın bu işi! Godal oğlum, sen Tevfik emmiye git. Zirzoplar seninle konuşmak istiyor de. İster bizim evimize buyursun, ister biz onun evine gidelim. Daha da olmazsa köy meydanında buluşalım güzellikle. Olmaz böyle şey oğul, boşuna uğraşma! Bu çocuk aklını yemiş genç yaşta. Nerede olmayacak iş varsa onu yapmaya çalış. Godal oğlum! Sen onlara bak. Git dediklerimi Tevfik emmiye aynen söyle. Olur deli ağam. Gider söylerim hemen. Bak barışmak istiyorlar. Evet emmi. İşi güzellikle halletmek varken niye boşu boşuna kan dökelim dediler. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum Tevfik emmi. Yusuf! Ne diyorsun? Bir tuzak kurmasınlar. Niye tuzak kursunlar baba? Sen sus kız! Elin hamuruyla erkek işine karışma! Kızma baba! Adamlar güzellikle haber salmışlar. Sen tuzak muzak diye dananın altında buzağı arıyorsun. Hay Allah'ım! Ölür müsün, öldürür müsün? Ben bu kızı döve döve bıktım, bu kız dövüle dövüle usanmadı! Hadi sen kes sesini söyle! Zirzoplar benimle konuşurken hiç tuzak kurmuşa benzemiyorlardı. Eğer dediler, bize itimat etmezse, biz onun evine gidelim. Orayı da istemezse, köy meydanında buluşalım. Hede be emmi! Hede baba! Bitsin bu iş artık! Beni zorla kaçırıp gönlüyle kaçtı diye kuru iftiralar ettiniz, sustum. İki adım ötedeki anamla babama gidemiyorum. Barışın gari, zarar yok. Ben gene konuşmayayım ailemle. Ama hepimizin selameti için barış da bitsin bu iş artık. Hay Allah'ım, Yusuf! Şunu sustuluk bu sefer de bu başladı! Sus kızı,
Sen babamın karşısında ne halkla böyle konuşuyorsun? Ağzını yırtarım bir daha ağzını açarsın. Aferin. Git lan, söyle köy meydanına gelsinler. Kabul ettim dediklerini. Yemin et. Hadi lan. Başla ağam, gidiyorum. Gitmezsek korktu, korkusundan evden dışarı çıkamadı derler. Ya derler ya baba. Ha, Yusuf silahın yanında mı? Yanımda baba. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. İnşallah barışıyorlar. Ama çok korkuyorum Emine. Ben de. Ben de çok korkuyorum. Seni babam gibi severim. Şimdiye dek saygımda hiç kusur etmedim. Dur lan burnusu büklü! Konuşacaksan olduğun yerden konuş. Baş üstüne Tevfik emmi. Ama dinle beni. Aramızdaki şu manasız küslüğü, şu densiz kötülüğü kaldıralım. Kardeşçe yaşayalım. Nedir bu hırs? Neden kin duyuyoruz birbirimize? Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde... ...affın verdiği huzur, intikamın verdiği zevkten 1000 kat fazladır diyor. Eğer bir hatamız varsa affet. Sizin bir hatanız varsa, biz zaten affettik. Beni bunun için mi çağırdın lan? Bunun için çağırdım Tevfik emmi. Kusura bakma. Ulan küçük yılan, benim böyle laflara karnım tok. Bacak kadar boyunla bana akıl mı öğreteceksin ulan? Sen git, baban gelsin. Bu herif güzellikten anlamayacak. Anlar, siz bana bak. Ne duruyorsun konuşsana? Dilin mi tutuldu yoksa? Sen dururken ben mi konuşayım? Ver kızını bitsin şu kavga. Nedir bu ettiğin gavresi ulan? Gözünüzü seveyim durun. Tevfik emmi, işte kızın Emine'nin yüzü, işte benim yüzüm. Bu kadar adam da şahit. Sor Emine'ye. Eğer beni isterse, gelin hep beraber düğün yapalım. Eğer sizi isterse, dünya ahiret anam bacım olsun. Bir daha da kötü gözle bakarsam, gözlerim çıksın. Dur kız, geç yerine! Sahipsiz bostan görmüş eşek gibi nereye gidiyorsun? Ulan burnu sütlü, sen çok azdın! Ulan sana değer kızımı kapıdaki köpeğe mi bile vermem? Tevfik emmi, sinirlenme! Hadi defolun! Benim konuşacak şeyim yok sizlerle! Lan Tevfik! Acep senden südü bozuk var mı şu dünyada? Söylemeyeyim dedim emme, mecbur ettin beni! Karılardan hiç farkın yok lan! Erkekliğe kurban ol sen! Tüh, gırgılıklı! Çok konuşma kart. Kazım'ın karısını dağa kaldırdığım gibi seni de kaldırırım sonra. Sen evindeki karına sahip ol ahlaksız. Göreceksin. Köyün tam ortasında kızını golluğun kollarında göreceksin. Hadi oradan dümbük. Yürüyün gidelim. Yürüyün be. Hadi in bakayım hadi. Ben size daha buraya gelmeden söyledim, bu alçağın böyle yapacağını. Adamın hiç laftan anladığı yok. Gene kaçır Emine'yi. Bu iş çığırından çıktı, fur, kır, yak, yık, kaçır karını. Senin dediğini yaptık olmadı. Şimdi de sen benim dediğimi yapacaksın. Başka çaresi kalmadı. Nikahın olmasaydı hadi neyse. Ama nikahlı olunca iş değişir. Bir erkek altındaki karısına sahip olmazsa el adama sığar, anladın mı? Çek elini. Yapamam baba. Yürü, dokunma bu serseme. Senin de erkekliğin lekelenir sonra, yürü. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Olmadı be Veli. Hepsi eşek kafalı bunlar. Gene ortalığı kan kokuttular. Niye böyle kin duyuyoruz birbirimize? Ölesiye, öldüresiye. Şu fani dünyada hepimiz misafiriz. Güzellikle kardeş gibi yaşamak dururken neden birbirimizi yeriz?
Kardeş gibi yaşamak ne güzel. İşte geldik, işte gidiyoruz şu fani dünyadan Veliağım. Yan bakarsın öldürürler, köpeğine taş atarsın doğrarlar, sevdiğini istersin, önüne ölümün kan kokusunu salarlar. Hak ezenin, hak öldürenin, böyle koymuşlar kaideyi bu köyde. Ben değiştireceğim. Değiştiremezsin ağam, bunca göreneği tek başına bozamazsın. Bozukluk bizim iyiliğimize işlemiş. Artık kimsenin ana sağlamayacak. Nasıl yapacaksın bunu? Yoksa gönlünden mi geçeceksin? Evet İsmail, köyün selameti için icap ederse Veli ile Emine'nin sevdası feda olacak. Adın korkağa çıkacak Veli. Emine'ye haber ver Budaloğlu. Nikahlı karını ellere mi vereceksin? Adam hiç nikahlı karısını göz göre göre ellere verir mi? Kimse selam vermez sana gayrı. Haber ver Emine'ye Godaloğlu. Gelsin gece olunca buraya. Burada bekleyeceğim. Burada bekleyeceğim. Yolun açık ola Emine. Korkma. Allah sevenlerin yanındadır. Sağ ol Şükran. Ben mutlu olamadım sen ol. Veline kavuşman için canımı isteseler veririm. İnan bana. Yolun açık olsun Emine. Yolun açık olsun. Haberini alınca öyle sevindim ki, gece olur olmaz Şükran'ın yardımıyla kaçtım geldim sana. Gidelim benim, çok uzaklara, çok uzaklara kaçır beni. Dayanacak gücüm kalmadı artık. Benim gayem başka Emine. Seni kaçırıp sadece ikimizin mesut olması yerine bütün köyü kardeşçe yaşatmak istiyorum. Zamanla her şey düzelecek, göreceksin. Bak babalarımız kanlı bıçaklı dargın ama biz birbirimizi seviyoruz. Bekleyecek halim kalmadı Veli. Yalnız senin olmak istiyorum. Bu gece. Thank you.
Vay namussuzun kızı vay! Çek bakalım bana karşı gelmenin cezasını! Yapma baba, Veli'nin hiç kabahati yok. Ben kendi arzumla geldim. Vurursan beni vur, Veli'ye dokunma. Tekir oradan kız! Seni gavurun! Çekil sen Emine. Tevfik emmi, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızın Emine ile evlenmek istiyorum. Başka hiçbir kötü niyetim yok. Sana kim kız verir lan? Şimdi de korkudan köpeklemeye başladın değil mi? Senden korkum yok. Vuracaksan buyur vur. Öldüreceksen bağrım açık. Karşı koyacak değilim sana. Yalnız şunu bilin, bu boş inatlara devam etmeyin diye kendimi feda ediyorum. Yapma baba, etme. Bir hiç yüzünden birbirimizi yemeyelim, düşmanlığı kaldıralım. Çekil dedim kız sana, şimdi seni de yakarım. Çekil Emine, ne yapacaksa yapsın. Seni sevdiğim müddetçe o da babamdır benim. Hadi vur! Vur! Ulan köpek, şimdi elimdesin gari. Bildiğim bütün duaları oku bakalım, belki kurtulursun. Etme Tevfik emmi, gücün yetmez bizi ayırmaya. Ölümüne birleşmişiz biz. Ölümüne. Bir de efelik ediyorsun ha? Yapma baba, etme! Kızını vurdun, öz kızını, Emine'mi vurdun? Benim canımı, benim ciğerimi yaktın. Ama Tevfik emmi, bu hiç yoktu hesapta. Öz kızını vurdun. Kurtuldu ana, şimdi oyna artık! Şimdi oyna! (Gülüyor)